Merhaba arkadaşlar. Bugünkü uygulamamızda gördüğünüz bu iş parçasını işleyeceğiz. Daha önceki uygulamalarımızda G94 alın tornalama, G71 boyuna kaba talaş, G70 finish uygulaması yapmıştık. Şimdi bu uygulamalara ekleyeceğimiz, çevrimler ekleyeceğimiz komutlar G75 kanal açma, gördüğünüz buradaki kanalın açılması, G75 kanal açma çevrimi ve burada metrik 32x2 vida açma uygulaması, G76 vida açma uygulamasını yapacağız. Şimdi bu örnek uygulamamızda kabatalaş kalemi T0101 S160 kesim hızı ilerleme 0.3 ve gerekli değerler ve finish kalemi T0202, kanal kalemi T0303 ve vida kalemi T0404 kullanacağız. Burada gerekli bilgiler verilmiş. Şimdi bu uygulamaya geçmeden önce G75 kanal açma uygulamasından biraz bahsedelim. G75 kanal açma uygulaması iki satır halinde oluşuyor. Birinci satır ve geri kaçma miktarı. Bunu yazmasak da tezgahımız kontrol ünitesindeki 5139 nolu parametrede bu geri kaçma miktarı ne kadarsa onu kendi otomatik yapıyor. İkinci satır G75'te ise X kanalın bittiği çap, Z kanalın bittiği Z boyu sıfır noktasına göre, P dalma miktarı, her kademedeki yani kanalın her seferde dalma miktarı, yarıçap cinsinden, bu mikron cinsinden yazılıyor. Mikron, 1 mikron milimetrenin 1/1'i. Yani eğer 2000 diyorsak, P 2000 diyorsak bu 2 mikron, pardon 2 milimetre. 3 milimetre diyorsak 3000 yazacağız. Q'da yana kayma miktarı, kanal kaleminin talaş bittikten sonra her seferde yana kayma miktarı. Q 3000 diyorsak ne demektir bu? 3 milimetre yana kayma miktarı demektir. F de ilerleme miktarı. Bu örnekte bunu anlatacağız. Burayı okursunuz. Bakın örnek uygulamamızda, büyütelim örnek uygulamamızı. Evet, biraz daha büyütelim. Şimdi bu örnek uygulamamızda önce alın tornalama döngüsü yapacağız. Alın tornalama için başlangıç noktası, parçanın çapı 86. Biz 88'den başlamışız. Z6 demişiz. Alında 5 milimetrelik bir fazlalık var. Yani sıfır noktasından sağa doğru 5 milimlik bir fazla talaş var. Bunu nasıl temizleyeceğiz? Z288, Z6 dedik. Yani 5 milimetreden 1 milimetre daha geriden başladık. Şimdi programımızda o 6798 nolu satır program numarası G50S2500 maksimum devir sınırı T0101 kaba talaş kalemi G96S160 M03 S160 kesme hızı. Sonra başlangıç olarak X88 Z6'dan başlıyoruz. 5 milim fazla talaş var. Biz 1 milim geriden başladık. Sonra G94 alın tornalama çevrimini yazıyoruz. X81 bunu anlatmıştık. Merkeze kadar iniyor. Z5, 5 milim fazlalık vardı. 5'te yüzeyden bir temizleme yapıyor. 0.13 ilerleme. Sonra çevrim devam ediyor. X81 burada sabit. Z4, Z3, Z2, Z1 ve Z0 diyerek ne yapıyoruz? Alnı temizliyoruz. Sonra kesicimizi nereye götürüyoruz? G71 çevriminin başlaması için kesicimizi biraz daha yaklaştırıyoruz. Çünkü burada takım ne oldu? Buraya geldi. En son G94'ün başladığı nokta X88 Z6 noktasına geldi. Biz biraz daha yaklaştırıyoruz. X86 Z1'e getiriyoruz. Çevrim burada başlayacak. Buradan X86 Z1 diyoruz. G71 çevrimini yazıyoruz. U1.75 R1.5 demişiz. Burada U1.75 demek her seferde 1.75 talaş al. R1.5'da 1.5 mm geriye kaç. Bunları daha önceki örnekte anlattık. İkinci satır G71'de ise P20
Başlangıç satır nosu. Yani burada profil programının başlangıç satır nosu Q40'ta, bitiş satır nosu. U1.5 çapta bırakılan talaş miktarı X için, W1'de boyda bırakılan talaş miktarı Z için, F0.13'te ilerleme. Dedikten sonra G00, G42 ile sağdan gidecek kesici X24 diyoruz. Nasıl X24 diyoruz? Bunu anlatalım. Şimdi burada bizim çapımız 32. 32'yi vermiş. 32 çarpı 2 demiş. Burada 2 vidanın adımı. Pahın alt ölçüsünü vermemiş. Çünkü niye? 3 çarpı 45 dediği için burada 3'e 3'lük bir ölçü var. Yani 32'den 3 mm aşağı inecek. 32'den 3 mm aşağı inmesi demek çapın 6 mm eksilmesi demektir. O zaman buranın çapı ne oluyor? 26 oluyor. Tabi biz Z'de 1 pozisyonundayız. X'de de 1 mm inelim ki buradaki açı bozulmasın. Yani X'de 1, Z'de 1 oranlaması yapacağız. 26, buradaki çap 26 olduğu için biz 1 mm indiğimiz zaman 2 mm inmek anlamına geliyor. Yani biz X24'ten başlayacağız. X24'ten başlayacağız. G00, G42, X24 dedik. Tabi Z1 pozisyonundayız. Bunu biliyoruz. Sonra programımızı yazacağız. Şimdi resimden devam edelim yine. Bakın. X24, Z1'deyiz. Sonra buraya geliyoruz. Burası kaç? X32, Z-3. Değil mi? 3 çarpı 45, Z-3. Sonra burada kanalı geçiyoruz arkadaşlar. Kanalı yok farz ediyoruz. Direkt buraya geliyoruz. Buranın çapı X32, yine X32, Z-40. Sonra buradan buraya geliyoruz. X50, Z-60. Sonra buraya geliyoruz. X50, Z-80'den 8 çıktı. 72. Z-72. X50, Z-72. Sonra buraya geliyoruz. G02, saat ibresi yönünde. X66, Z-80, V8. Sonra saatin tersi yönünde gidiyoruz. G03, X86, Z-90, 80, 10 daha 90, V10 diyoruz. Sonra bitiş satırına Q40 dedik, değil mi? N40 diyoruz, N40. G01, düz gidiyoruz, G01, Z-92 diyoruz. 80, 10 daha 90, 2 milimle fazla gittik, Z-92 diyoruz. Burada görüyorsunuz programı. G00, G42, X24, X32, Z-3, Z-40, Z-40. X50, Z-60, X50, Z-60, Z-72, X'i yazmamıza gerek yok. Sonra G02, X66, Z-80, V8. Sonra G03 saatin tersi yönünde, X86, Z-90, V10. Sonra bitiş satırı N40, G01, Z-92. Bunda da X yazmanıza gerek yok. Düz gittik. Sonra G40 ile ne yapıyoruz? G42'yi iptal ediyoruz. G28, U0, W0 ile makine 0 noktasına geri dönüyoruz. Sonra finish işlemi var. Finish işlemi için yine kesicimizi nereye getiriyoruz? G71'in başladığı noktaya getiriyoruz. Yani X86 Z1'e getiriyoruz. Bu noktaya getiriyoruz. Daha önceki derste de anlatmıştık. G71 nereden başlıyorsan G70 de aynı noktadan başlaması gerekiyor. Aşağıdan başlamayacağız. Bunu açıklamalarını yapmıştım. X86 Z1. Yani yukarı noktadan başlıyoruz. G70 P20 Q40 ilerleme F0.16. Yine 20 ile 40 arasındaki satırları oku. Burada 20 ile 40 arasındaki satırları okuyup 0.16 ilerleme ile ilerle anlamında. Sonra G40, G28, U0, W0. Yine G40'dan ne yapıyoruz? Çevrimi iptal ediyoruz. Dedikten sonra burada ne oluyor? Parçamız işlemiyor. İsterseniz simülasyon ortamında gösterelim bunu. Bakın G94 alıntı oynamaya yapıyor.
geldi. Şimdi kedi kesici gelecek. Evet, bu da ne yapıyor? Finish işlemini yaptı. Şimdi kanal kalemi gelecek. Kanal kalemini anlatacağız. Saber Kai aldım şimdi. Satır satır gidelim. Kanal kalemini gösterelim. T0303 kesicisi geldi kanal kalemi. Kesme hızı, ilerleme. Bu kadar kanal açma işlemini. Bakın, buradan dalarak geri çekilerek şeyden başladı. Dallıyor, geri çekiliyor. Dallıyor, geri çekiliyor. Yana kayıyor. Bu şekilde kanal açma işlemini gerçekleştiriyor. Bu aslında sesini kısaltıyor. Kanal açma işlemini programını gösteriyor. Arkadaşlar bakın, burada kanal açma işlemini önemli olan kanal kalemini yaklaştırmak. Kanal kalemi nasıl yaklaştırırız? Burada kanalımız belli. Kanal kalemi genişliği 4 mm. Burada kanalın sıfıra olan mesafesi 14. Biz 14'ü kanal kalemi genişliğini bekliyoruz. 14, 4 daha 18, 18. Bir kere açacağımız çap 32. 32'den bir kere büyük olması lazım bence. Çünkü 32 veya 32'den küçük olursa ne olur? Buradaki çapa çarpar. Bu nokta bizim referans noktamız. Niye bu nokta referans noktası? Çünkü parça biz kesiciyi sıfırlarken nereye değdirir? Parçanın alnına değdirir, değil mi? Alnına değdirdiğimiz için bu nokta referans. 14'e neyi ekliyoruz? Kanal kalemi genişliğini ekliyoruz. V-18'i ekliyoruz. X'de ne olması lazım? Bir kere çaptan büyük olması lazım. Yani 32 ben büyük olacak. Bu 33, 34, 35, 5000'in büyük yapmışız. X37, Z-18 demişiz. Evet, T0303 kanal kalemi. G96S65M03 kesme hızı. X37, Z-18 diyoruz. G75V015 geri kaçma miktarı, yani her seferde dalmadan sonra bir miktar geri kaç. İkinci satır G75X, burada X20 kanalın bittiği çap. Bakın hangi çapta bitmiş? 20'de bitmiş. Z'de eksi 20 yazacak. O da 14.6 daha 20. Kanalın bittiği Z boyu. Z-20. P1500 dalma miktarı mikron cinsinden, aslında bu 1.5 mm mikron olduğu için 1500 diyoruz. Q2500 bu da 2.5 mm, bu da yana kayma miktarı, F012 de ilerleme miktarı. Çevirimiz bu şekilde. Bunlar yazdıktan sonra kanal açma işlemi gerçekleşiyor. Simülasyonları gördünüz. G28 U0 W0 da ne yapıyor? Makine 0 noktasına gönderiyor. Bu şekilde kanal açma işlemi gerçekleşiyor. Anlaşmıştı bu şekilde gerçekleşiyor. Şimdi G76 vida çekme çevrimine geçeceğiz. Şimdi vida çekme çevrimini anlatmadan önce vidalardan bahsedelim. Vidalar biliyorsunuz metrik vidalar, bitrop vidalar, kare vidalar, üçgen trapez vidalar, şekme vidalar var. Bizim burada açacağımız vida metrik üçgen vida. Bu da önemli olan vidanın elemanlarını bilmek. Vidanın bir diş üstü çapı var. Yani bir pasta ölçtüğünde diş üstü çapı. Sonra diş dibi çapı var. Bölüm dairesi çapı var. Adım var. İki diş mesafesi arasında iki diş arası mesafeyi biz adım diyoruz. Yani iki tane dağ düşünün. Tepe düşünün. Bu tepeler arasındaki mesafe nedir? Adım oluyor. Bunlar vidayı oluşturan elemanlardır. Vidalar standart elemanlardır genelde. Standart olmayan vidalar da vardır. Şimdi biz burada vidaları elemanlarını tablolara yanmaktırız. Bakın tabloya bakın. Burada vidanın ölçüleri. Dişüstü çapı mesela 20 demiş. Metrik 20'dir. Çapı 20'dir. Adımı 2.5'tir standart vidalar. Bazen vida metrik 20 olur ama adımı 1 olur. Bu vida standart olmayan vidadır. Veya adımı 2 olur
Bu da çapı farklıydı. 32 de, 38 de falan. Bunlar standart olmayan vidalar da olabilir. Standart olmayan vidalarda biz ölçüleri adıma göre alırız. Mesela bizim örneğimizde M 32 çarpı 2. Yani adım 2. Adım 2'ye göre bakarız ölçülere. Adım 2'ye göre diş yüksekliği, dış vida diş yüksekliği 1.9 mm. Dış vida dediği civata, iç vida dediği de somun. Yani biz burada dış vida yapıyoruz. Yani parçanın dışına vida açıyoruz. O zaman diş yüksekliği 1.220 mm. Buna göre saklayacağız. Ne yapacağız? Diş dibi çapını burada bakın vidanın elemanını gösterelim. Burada diş dibi çapı D1. D1'i nasıl saklayacağız? D'den iki tane diş yüksekliği çıkaracağız. Bir burada aş yüksekliği var, bir de burada aş yüksekliği var. Yani 32 neydi? D çapı. M 32 dediğimiz için buradaki D çapı neydi? Buradaki D çapı 32'dir. 32'den 2 çarpı 1.227 çıkarıyoruz. Yani 1.227'ne diş yüksekliği. Tablodan baktık. Adım 2'ye göre. 2 ile çarptık. Çünkü ne 2 ile çarpıyoruz? 2 tane burada diş yüksekliği var. Aradaki farkı bulmaya çalışıyoruz. Yani bu da D1 çapını, diş dibi çapını bulmaya çalışıyoruz. O da ne yaptı? 29.454. Farklı hesaplamalar da var. Eğer tablo yoksa adımı neyle çarpıyoruz? 0.65 ile çarpıyoruz. Şimdi arkadaşlar, G76 çevrim formatı nasıl oluyor? G76 iki satır halinde oluşuyor. G76 A, A, B, B, C, C, Q, B veya alt satırda G76 X, D, V, P, Q, F. Burada anlatalım. G76'da A, A dediği finish pasosunun tekrar sayısı. Yani her seferde finish pasosunda en son kaç kere tekrar etsin? 0-2 yazarsanız 2 kez tekrar edin. 0-1 yazarsanız 1 kere tekrar edin. BB vidanın sonunda pa. Biz bu vidanın sonunda pa açmayacağız. Buraya ne diyeceğiz? 0-0 diyeceğiz. CC vidanın profil açısı. Bizim metrik vida 60 derece profil açısına sahip. Bunu 60 derece uygundur. 60 diyeceğiz. Q minimum talaş derinliği mikron cinsinde. Yani minimum 400 derseniz en fazla 0.14 milimetre. Mikron cinsinde olduğu için 400'ü yine böldüğünüz zaman 0.14 milimetre. Bir de Q400 diyeceğiz. Ve de en son finish paso miktarı. Yani 0.08 derseniz %8, 0.1 derseniz onda bir talaş miktarı. Şurada örneğimizde G76 P03 dedik. Ne oldu? En fazla tekrar sayısı paso en son 3 kere tekrar etti. 0-0 vidanın sonunda pa yok. 60 profil açısı 60 metrik vida olduğu için 60 derece profil açısı Q400 minimum talaş miktarı. Bu mikron. Tekrar ediyorum. Bu mikron cinsinden. Yani 400'ü 1000'e böldüğünüz zaman 0.4 milimetre minimum talaş. Ve %5 de en son pasoya %5 milimetre bırak. Şimdi ikinci satır G76'da X burada diş dibi çapı. Yani D1 çapı. Biraz evvel anlattığım anlatmaya çalıştığım D1 çapı. D1 çapını nasıl buluyoruz? D-2H yani 2 diş yüksekliği. Burada 1.227 nereden bulduk? Biz tablodan bulduk. Adım 2'ye göre, çünkü bizim vidamız standart vida değil. Çünkü M32 yok burada. Adım 2, 32 çarpı 2 dediği için isimler burada adım 2. Adım 2'ye göre dış vida diş yüksekliği, dış vida diş yüksekliği tam adım 2'nin karşısında 1.227. Bakın şurada. İşte 1.227 adım 2'nin tam karşısında. Dedikten sonra burada ne yapıyoruz? 32'den 2 tane 1.227'yi çıkarıyoruz arkadaşlar.
mesafeli parantez için 2 çarpı 1.220 29.454 milimetre. Burada x yerine ne yazıyoruz? 29.454 yazıyoruz. Z de vidanın bittiği boy. Bakın burada vidanın bittiği boy 14. Ama biz z-17 demişiz. Niye z-17 demişiz? 3 milimetrede kanalın içine girmiş. Ya tam 14'te bırakmamışız. Tam vidaların tam oluşabilmesi için bir miktar ileriden başlayıp bir miktarı ileride bırakmak lazım. Yani burada biz vidayı z3'ten başlatıyoruz. X 36 demişiz. Başlangıç noktası. Z7 3 demişiz. Bittiği noktaya da z-17 diyoruz. Yani 14'ten 3 milim daha içeriye doğru. Biraz fazla gitmiş. Arkadaşlar bu çevrenin biraz incelenmesi gerekiyor. Burada V'yi kullanmayacağız. Burada V konik vidalar için. Konik vida değil, düz vida. Konik ne olduğunu biliyorsunuz. 10. sınıfta konik tornalama yaptınız. O konik parçanın üzerine açılan vida için. P'de diş yüksekliği. Yani bizim H dediğimiz tablodan baktığımız diş yüksekliği. Şu H oluyor. Yani biz burada G76'da bunun neyin yerini alıyoruz? P'nin yerini alıyoruz. Tamam mı? İki tane burada P var. Yukarıdaki P, bir de aşağıdaki P. Diş yüksekliği burada mitokondrisinden 1.227, yani 1227 yazıyor. 1000 ile çarptığımız zaman 1227 yapar. Q'da ilk paso miktarı. Şimdi arkadaşlar vidalarda ilk pasolar biraz fazla veriliyor. Son pasolar azaltılıyor. Çünkü vida kalemi içeriye girdikçe ne olur? Sıkışma yapar. İlk paso miktarı ne kadar vermişiz? Q500 demişiz. Bu da mikron cinsinden, yani 0.15 milimetre demişiz. 500'ü 1000'e böldüğünde 0.15 milimetre. Arkadaşlar P ve Q değerleri mikron değerleri. Yani ne yapacaksınız? Milimetreyi 1000 ile çarpacaksınız. Yani 0.15 dan yapacaksan 0.15 çarpı 1000 ne yapar? 500 yapar. En son burada F'de ilerleme değeri vidalarda adımdır. Yani vidaların ilerlemesi adım kadar ilerler. Yani vidanın adımı 2 ise 2 milimetre ilerler. Tamam mı? Burada bu değerleri yerine yazıyoruz. Bakın tekrarlayalım. G76 P03. 03 ne anlama geliyor burada? Son pasonun tekrar etme sayısı. Yani vidayı açtın. En son pasoyu ne yapıyor? 3 kere tekrar ediyor. Yani vidanın daha temiz çıkması için. 0-0 genelde arkadaşlar bu 0-0 yazılıyor. Bunun sonunda pahlı kanal var. Daha açmıyoruz. 60 derecenin vidanın profil açısı. Zaten metrik vidalar 60 derecede. Buraya 60 yazmamız uygun. Q400'de minimum kalaş miktarı, en fazla diyorsun ki 400 mikron, yani 0.4 milimetre kalaşa gir. R0.05 neydi? Son pasoya ne kadar miktar bırakacaksın? En fazla %5 kalsın. İkinci satır G76. Buradaki X 29.454 vidanın diş dibi çapı. Vidanın diş üstü çapı kaç? 32. 32'den 2 tane diş yüksekliği çıkarıyoruz. Diş yüksekliği nereden bulduk? Tablodan. Tekrar ediyorum bakın. Tablodan. Neye göre bulduk? Adıma göre bulduk. Adım 2'ye göre bulduk. 2'ye göre 1.220. Buradan diş yüksekliğini ne yapıyoruz? 32'den çıkarıyoruz. 32 eksi 2 çarpı 1.220. Bu da ne? 29.454. Vidamız standartsa bunu hesaplamaya gerek yok. Mesela metrik 30 bir vidaysa, metrik 30'sa mesela, standart bir vidaysa, bakın bunu diş dibi çapı 25.706.
Yani vidanın standart olduğu için sadece M30 yazıyorsa 25.26. Ama M30 çarpı 1.5 diyorsa o zaman adıma göre hesaplayacağız. Bu sefer diş yüksekliklerini, iki tane diş yüksekliğini çıkaracağız. Arkadaşlar şimdi sadece burada resimde M30 yazsaydı o standart kullanılır. Ama M32 çarpı 2 yazdığı için bu standart bir şeydi. Adımı 2'dir ve adım 2'ye göre diş yüksekliğini buluyoruz. Ve 32'den 2 tane diş yüksekliğini çıkarıyoruz. 2 diş yüksekliği ne 2 diş yüksekliği? Bir burada diş yüksekliği var, bir de burada var. 32'den 2 çarpı 1.220 çıktığı zaman ne kalır? 29.454. Formatta bunu ne yazıyor? 29.454 eksi 29.454 yazıyoruz. Sonra vidanın Z boyu. Vidanın boyu burada 14.7 çıkıyor ama biz 3 milimde fazla diyoruz. Z eksi 17 diyoruz. Kanalın içine giriyor. P 1227. Bu da diş yüksekliği. 1.227 tablodan. Bunu 1000'le çarpıyoruz. Mikron cinsinden yazıyoruz. Tekrar ediyorum. P ve Q'ler mikron cinsinden. 1000'le çarpılıyor. Q 500. Bu da son pasoda pardon ilk paso miktarı. Yani demiştik ki vidalarda ilk pasolar fazla verilebilir. Minimum 400 demişiz. İlk pasoyu fazla vermişiz. İlk vida parçaya girerken 0.5 milimetre dalmış. F2'de neydi? İlerleme ve adım. Çünkü M32 çarpı 2 vida adım oluyor. Bunu yapınca ne yapıyor? Vida yapışıyor. G28.0.0.0'la makine 0 noktasına gidiyor. M30'larına program bitiyor. Arkadaşlar programın tamamı burada. Bakın programın tamamına P0.0.1 alın tonlama G71 kapatılar çevrimi G70 P0.2 G70 iniş çevrimi P0.3 kanal açma çevrimi P0.4 vida çevrimi vida burada vidalarda şunu unuttuk arkadaşlar vida açmada mutlaka G97 kullanıyoruz. G97 yani sabit devir kullanıyoruz. Çünkü vida oluşmaz. Eğer devir değişirse vidanın ne olur? Ayarı bozulur. Tamam mı? G97 kullanıyoruz. Ben bunun programın tamamını size dosya olarak, PDF olarak atacağım. Şimdi simülasyonumuza devam edelim. Bakın video. Şimdi vida kalemi gelecek. Mesela sende kalan bu. Vida kalemine geri geldi. X36Z3 noktasına geldi. Bir başlangıç noktası seçtik. Bu mutlaka çaptan büyük bir nokta. Yani X32 ise 1.36 dedik. Z'ye sıfırdan da büyük bir nokta olsun. Sonra başlatıyoruz vidayı. Bakın ne yapıyor? Vidayı açıyoruz. Görüyorsunuz. Bakın. X17 X29.454'e kadar ne yaptı? Yaptı. Bir de işlemi bitti. Simülasyon bu şekilde. Bakın parçamızı 3 boyutlu olarak görelim. Parçamız bu şekilde. Simülasyonu bir daha baştan alalım. Makine sıfır noktasına gönderelim.
Toyunu ne diyelim? Evet, takım yollarımız bu şekilde. Parçamızı bir işlesin. Peki kısıksı geliyor. Finish işlemini yaptı. Şimdi kanal kesicisi geliyor. Bakın. Dalma miktarı, yana kayma miktarlarını yaptı. Şimdi vida kalemi geliyor. Burada mutlaka G97'yi kullanıyoruz arkadaşlar. G97. Program bu şekilde. Programı birkaç kez okuyun, tekrar edin, dinleyin.